Herkese merhaba, kamu hoş geldiniz. Bugün olağanüstü güç Gartralar filmini izleyeceğiz. Evet, 2023'ün 6 gün geç olsa bile girdik adamım. Yaşasın. Ne kadar büyük bir başarı. Evet, kanalımızın 2023 yılının ilk videosu. Hayırlı olsun efendim. Lan dilim damağım kurudu lan. Pembe bir içecek aldım, nasıl? Tadı çok güzel lan. Şakasız bu arada, harbiden çok güzel. Arada böyle uyurken sesler falan duymaya başladım artık. Falan diye sesler duyuyorum böyle. Kafamın içinde böyle yankılanıyor. Siz yapıyorsunuz değil mi lan? Siz diyorsunuz onları. Tamam, mesajı aldım. Mesajı aldım ve video yolda. Attım işte videoyu. Bu tip videonun daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Yeni videomdan anında haberdar olmak için de bildirim çanına tıklayabilirsiniz. İsteyenler beni Instagram'dan da takip edebilir ve izlediğimiz kanalda açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Oo, bebe bakır Sıddık bebek daha. Hoş geldin. Sadece kontrol etmek için birkaç test yapacağım. Yani sağlıklı mı değil mi diye. Hadi yap bakalım. Tamam. Umarım sağlıklıdır. Şom ağızlılık yapmak istemiyorum yine. Hafifçe batırır. Yara bandı yapıştırır. Ne cesur küçük bir bebek. Genellikle deli gibi ağlamaya başlarlar. Doğru bu arada. Harbiden öyle bir ağlarlar ki yani. Kanını test eder. Sonuçlara bir bakalım. Bu çok garip. Bu kan grubu sıra dışı. Kanında güçlü bir güç var gibi görünüyor. Allah Allah. Neredeyse süper gücü varmış gibi. Süper bebek ha? Bir tane Süpermen geliyor herhalde. Ötüyor bu. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Daha fazla araştırma yapmam gerekiyor. Bir sürü araştırma yapıyor. Bayağı bir değişiklik, gariplik var herhalde bu bebekte. Sonunda sonuçları aldım. Ve o bir insan değil. Nasıl ha? İnsan işte. Onun güçleri var. Oo, aşırı zengin bile olabilirim ha. Seni gidi. Özel güçlü bir bebek keşfettiğim için. Sen bu dünyaya ait değilsin. Ana. Ne oldu lan? Oha. Bebek doktoru kontrol ediyor. Unutturdu her şeyi. Vay 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 vay. Durumu nasılmış? Gayet harika. Artık onu eve götürebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bak nasıl deton oldum ya. Nefret ediyorum şu deton olmaktan. Harbiden. Buraya nasıl geldim? Gidip biraz cips yiyeceğim. O çok şirin. Ona koyacağım isim Semi. Güzel isim. Ya eve geldiler. Burası senin odan tatlım. Şimdi dinlen. Geri geleceğim tatlım. Gözleri çok güzel la. Oyuncaklar. Oo, oyuncakları falan havaya kaldırıyor la. Vallahi insan değil ha bu. Bebeğim nasılmış bakalım? Elisa oyuncaklarını yattıktan sonra vereceğini söyledi sanıyordum. Aman neyse. Çok tatlı. Harbiden çok tatlı bu arada. 5 ay sonra. Selam. Selam, bebeğinizi kreşe bırakmak ister misiniz? Evet lütfen. Yaklaşık 2 saat. Tamamdır. Ücreti 35 dolar olacak. 700 lira falan yapıyorlar. Tamamdır. Param nerede benim ya? Geri döndüğümde de ödeyebilirsiniz. Sıkıntı yok. İyi o zaman. Görüşürüz Semi. Semi kızmış bu arada. Hoşça kal tatlım. Hoşça kal. Pekala. Hadi gidelim. Zaten Semi kız ismi olur. Hey millet. Yeni bir üyemiz var. Umarım hepiniz iyi arkadaş olursunuz. Selam. Selam. Kedicik. Ya tatlış tatlış oynuyorlar. Oo, oyuncak bebek. Oynayabilir miyim? Tamam. Ama kıskandı. Anladım ben suratından. Oyuncak. Onu bana ver. Al işte, ben anlamıştım zaten kıskandığını. Dil çıkarıyor. Çirkin. Bu benim. Aa! Ne oluyor lan? Ohohoho! Duvarı yardın. Ne yaptın? Lan duvarı yardı. Sen aklını mı kaçırdın? Seni canavar. Burayı neredeyse yok ettin. Senin neyin var böyle? Seni uzaylı. Hemen aileni arıyorum. Allah Allah. Harbiden değişik lan bu. Ne oldu? Nihayet. Şu uzaylı kızını hemen al. Evde. O kadın tam bir deliydi. Sen boş ver onu tatlım.
Ama aylar geçtikçe... Semih, sana bir şeyler aldım. Bak, bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başladılar. Teşekkürler baba. Taşa dikkat et. Düştü bile. Geçmiş olsun. Oo, gök gürüldüyor. Tesadüftür. Değil maalesef. Gel yakalamacı oynayalım. Topu yakalamaya çalış. Getiriyorum. Ne? Arabanın altına gitmiş. O nereye gitti? Ne yapıyorsun tatlım? Hohoho, bu da ne böyle? Yok artık. Arabayı kaldırdı ya bildiğin. Oynamaya devam edelim baba. Hadi. Harbiden bayağı gücü var ya. Hey tatlım, ne haber? Sana söylemem gereken bir şey var. Tamam, nedir? Semih'in arabamı kaldırdığını gördüm. Ne? Nasıl ya? O sadece 2 yaşında. Bence gerçekten özel güçleri olabilir. Bu oğlan tüm o tuhaf şeyleri açıklıyor. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Hiç bilmiyorum valla. Ama sana söylemem gereken başka bir şey daha var. Benim büyük babam da insanlık dışıydı. Onun hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama biraz özel gücü vardı. Bu hiç mantıklı değil. Merak etme, güçlerini iyilik için kullanabilir. Ya da gizler. Böylece kimse de bilmemiş olur. Ve onu güvende tutacağız. Haklısın. Ne söyleyebilirim ki? Ben hep haklıyım. Az değilsin sen de. Bana evde eğitim verdiler ve güçlerimi kullanmam için beni eğittiler. Şimdi. Güzel fikir ha. İyi amaçlar için de kullanabilir yani bu güçleri. Tamam bugün... Tanrım yine nereye gitti bu? Samantha! Şakacı kız seni. Daha iyi olmaya başladım. Vay be, her türlü güç de var ha kızda. Portaldan bile geçebiliyor. Ama yalnız hissetmeye başladım ve arkadaş edinmek istedim. Anne, baba. Evet tatlım. Bir okula gidebilir miyim diye sormak istiyordum. Peki ya güçlerin ne olacak? Ben neden güçlerimi gizliyorum ki? Dışarıda bir sürü kötü insan var tatlım. Nadir türdeki insanları denek olarak test eden manyaklar var. Ve sen aşırı özel güçlere sahipsin. Sadece yaşadıklarını hayal et. Ama güçlerimi kontrol edebilirim. Ve cidden yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Yeni arkadaşlar falan. Bir annenle konuşayım bakalım. Peki ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsun? Pekala. Onu sonsuza kadar burada kilitli tutamayız. Haklısın, dünyayı keşfetmesine izin vermeliyiz. Ve yeni insanlarla tanışmasına. Sadece kızımıza güvenmeliyiz. Hadi gidip söyleyelim ona. Semih, güzel haber. Artık okula gidebilirsin. Bu sözlerin onu bu kadar mutlu edeceğini hiç düşünmemiştim ben de vallahi. Sağ olun millet. Ne yapıyorsun ya? Üzgünüm. Neyse, ben iyi bir okul bakacağım. Tamam anne. Mountain White Ortaokulu adında iyi bir okul buldum. Ne zaman başlıyorum? Yarın. Hayda, malzemelerimi hazırlayayım o zaman. Yarın. Uvu. Salyalarını akıta akıta uyuyor. Uyan lan. Sabah oldu. Alarmı kapatır. Ah, bugün okuldaki ilk günüm. Hazırlanmalıyım. Evet, güzel bir şeyler giy. Okulun ilk günü. Zaten serbest oluyorsun. Daha formalar falan verilmiyor. Fena değil. Günaydın anne. Kahvaltı için tam zamanında geldin. Oh be. O ne la, yastığa benziyor. Kahvaltı için teşekkürler anne. Önemli değil. Çantanı unutma. İyi dedin. Hoşça kal anne. Hoşça kal ve güçlerini kontrol et. Tamamdır. Vay canına. Çok fazla insan var. Hah, sen tam bir ineksin. Ne kadar acizsin. Ah! Of, bu da neydi böyle? Hey, siz ikiniz. Kaybolun. Yoksa ne, bayan çok sertim. Yoksa pişman olursunuz. Basın gidin lan. Hadi gidelim. Hah, adam olun şöyle.
Sen iyi misin? Evet, beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Arkadaş olmak ister misin? Elbette. Zil çaldı galiba. Gitmeliyim. Güle güle. Sınıf 209. İşte burada. Okul berbat. Merhaba sınıf. Benim adım Bayan Hillen. Sizin isimleriniz ne? Seninle başlayalım. Merhaba, benim adım Samantha ve bu okulda yeniyim. Umarım iyi anlaşabiliriz. Merhaba, ben Alexander ve müziği severim. Merhaba, ben Henry. Hayvanları ve arkadaşları severim. Merhaba, ben Asher ve YouTube izlemeyi severim. Merhaba, ben Violet ve dans etmeyi severim. Tamamdır, harika. Hannah'ı seçmek ister misin? Tabii ki. Hey küçük pembe prenses. Saçların sakızla dolu gibi görünüyorsun. Sen de saçının her yerinde üzüm varmış gibi görünüyorsun. Ha? Ah, iyi oldu ha. Orada neler oluyor? Gülmeyi kesin. Hiçbir şey görmediniz. Kendini kurulamak için müdürün ofisine git. İyi oldu ha valla. Dersten sonra. Ne yapsam ki? Hey Sam. Hey, ismin neydi senin? Harry. Neyse, ilk gün nasıl geçti? Oldukça iyi geçti. Seninki nasıl geçti? Oldukça iyi. Ama aynı zamanda sıkıcı, her zamanki gibi. Neyse, lavaboya gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Oo. Bir odaya geçseydiniz. Bence de. Bir odaya geçseydiniz ya. Ne? Kabadayı kız arkadaşın nerede? Muhtemelen senin tuhaflığın yüzünden gitti. Garipsin. Buna kendim olmak denir. Havalı ve üstün görünmeye çalışan özentiler gibi değil. Sen olmadığın biri gibi davranıyorsun. Böylece insanlar senin hakkında iyi şeyler düşünüyor sanıyorsun. Kabadayılıkla ve havalı zannedilmeye çalışarak. Ama bunlar havalı değil. Sadece saçmalık. Hayda. Ona ihanet mi ediyor? La az önce daha yani demek sevgiline ihanet etmeye karar verdin. Sakın ona bir şey söyleme. Vay be, demek senin aslında sevgilin vardı. Evet ve o küçük plastik kabadayı bir Barbie. Ayrıldık Violet. Benden ayrılmasını sağladın seni et kafa. Sanki seni takıyorum. Ha, hem suçlu hem güçlü ya. Ne oldu? Yumruk atamadın değil mi? Nereye gidiyorsun ha? Hey, ne var? Senin sevgilin sana ihanet etti. Sakın söyleme onun. Çok geç seni taş kalpli. Ama cidden umurumda değil. Hayatımı şımarık bir para dilencisiyle geçirmek anlamsızdı. Söylediğin için teşekkürler Sam. Yettin ha. Senin gibi kabadayı olabilir. Ama onun da bir kalbi var. Ve onunla dalga geçmemeliydin. Çünkü seni gerçekten önemseyen tek aşkını bıraktın. Öyle hayıflanırsın işte. Ah hey Harry. Lavaboda deliye düştün herhalde. Aslında hiç gitmedim. Neyse, takılmak ister misin? Tabii ki, okullar bitti ve yapacak başka bir şey yok. Hadi gidelim. Çok beraber takılmaya başladık. Yoksa ship mi? Neredeyse her gün. Yoksa friendzone mu? Normal arkadaşlık mı? Ama sıra dışı olduğumu fark etmeye başladı. Ya fark eder yani. Fark edilmeyecek gibi değil ki. Nasıl hala nefesi tükenmedi bunun? Sanki orada nefes alabiliyormuş gibi. bu şeyi nasıl çalıştırıyorsun? Ah hayır. Git çabuk su getir. Heh, hemen halletti. Getirdim suyu. Ha? Merak etme, az önce su attım. Ah, kulaklığımın kırıldığına inanamıyorum. Oho, yine kırdı. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda.
Bu arada okula gitmeye devam ettim. Ama bazen gücüm biraz kontrolden çıktı. Of, pardon. Seni görmemişim. Sersem. Öyle mi? Bu hayatta tek başardığın şey bu mu? Ve bu seni Einstein mi yapıyor? Koridor bayağı rüzgarlı değil mi? Bu kadar sıkı çalıştığım halde D aldığıma inanamıyorum. Güçlerim güçlenmeye başladı. Ama onları kontrol etmeye çalıştım. Günümüz. Çörekler de bayağı iyiydi ha. Tüh, bayağı geç oldu. Ara sokaklara falan giriyor. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Ürkütücü görünüyor. Kayboldum deme sakın. Sanırım bir tane daha buldum efendim. Bir insanlık dışı. Koleksiyonuma bir tane daha eklenecek. Güzel. Sana senin yüzünü kara çıkarmayacağımı söylemiştim baba. Ah, hele şükür evdeyim. Birileri bunun peşinde. Dikkatli olmak lazım. Tabii Semih hiç farkında değil bunların. Aha, geldiler. Keşke bunları da fark edebilseydi ya uykusunda. Öyle bir gücü olsaydı keşke. Ağzını da bağladılar. Ve bir torbaya koydular, götürüyorlar. Kötü oldu bu. Onu yakaladık efendim. İyi iş çıkardınız, onu zindana götürün. Yeni ucube geldi. Sss, geri bas. Samantha? Esir! Neredeyim ben? Seni tuzağa düşürdüler. Hepimizi tuzağa düşürdüler. Kim bizi tuzağa düşürdü? Arkadaşın Harry'i biliyor musun? O babasına hepimizi üfledi. Vay sahtekar vay. Bizi yakalayıp denek yapmak için. Keşke hayvan olsaydık. Demek bana ihanet etti. Hepimize. Üzgünüm. Bu senin hatan değil ve zorbalık yapmamın nedeni ucube gibi görünmemekti. Ucube olduğum için kendimden utanıyordum. Ama senin sayende yanlış olduğunu anladım. Kendimi havalı yapmıyordum. Sadece kaba ve komiktim. Sorun değil ve biz ucube değiliz. Biz özeliz. Sizin isimleriniz ne peki? Ben Daphne ve ben bir ateş iblisiyim. Ben Laura ve ben bir ejderhayım. Ben Rachel ve buz güçlerim var. Ben Ethan ve ben bir vampirim. Ve benim gerçek adım aslında Adam. Ve ben bir kurdum. Havalı, ben de Samantha ve değişik güçlerim var. Yani melez bir insanlık dışısın. Sanırım öyle ama hala tüm güçlerimi keşfetmedim. Güçlerden bahsetmişken bunu buradan kaçmak için kullanamaz mıyız? Bu zindan gücümüzü zayıflatıyor. Bu yüzden yapabileceğimizi sanmıyorum. Gücünü kullanamıyor. Siz ne zamandır buradasınız? Bir aydır buradayım. Bir aydır. 21 gündür. 16 gündür. Ben de 4 gündür. Artık burada duramayız. Ailelerimiz bizi merak etmiştir. İnsanlık dışı aklımızı kullanmalı ve bir plan yapmalıyız. Beraber çalışarak. Katılıyorum, evet. Aynen. Hadi bakalım. Bir plan düşünerek bütün gece uyumadık. Yorulduk ama buna değdi. Hadi yaparsınız lan. Kurtulun lan şuradan. Sabah. Hadi. Ne yapacaksanız yapın, çıkın şuradan. Merhaba ucubeler. Şimdi deney zamanı. Yine geldi tipini sevdiğim. Semih yeni olduğu için ilk o gelebilir. Hadi bakalım. Otur. Hazır. Nereye gitti bu? Öf. Anahtarı aldı. Güçlerini kazandı la. Bunları da serbest bıraktı. Hadi gidelim. Bu da ne böyle?
Savaşmaya hazır olun. Bir sürü kişiler yenerler ya. Yenerler yani. Çok kolay alırlar hem de. Baksanıza, bir kişi sadece. Hepsinde özel gücü var yani. Sıcak sıcak sıcak. Al. İçinden geçiyorlar adamı şu anda. Ah! Isırır. Ne? Yenildi. Oh, iyi oldu be. Pekala, pekala. Eğer ucube değilseniz, seni hain. Seni gördüğüm an bir terslik olduğunu biliyordum. Siz zayıf eziklerin kaçmasına şaşırdım doğrusu. Sessizliğimi zayıflık sanma. Kimse yüksek sesle kötülük planlamaz. Heh. Senin de içinden geçti, al. Artık çıkabilirler. O laboratuvarda çalışan herkes yaptıkları yasa dışı olduğu için tutuklandı. Harry yaklaşık bir hafta ıslah evine gitti ve şimdi ona kızan annesinin yanında kalmak zorunda. Atlatır o, merak etmeyin. Ne merak edeceğim be. Ve laboratuvar çok geçmeden sadece insanlık dışılar için bir okul haline geldi. Vay be, iyi. Hepsi toplanmış bir okuldu demek. Ve bu da benim hikayemdi. Evet, bu kadardı. Bayağı fantastik ve yaratıcı bir hikayeydi. Yani ne ararsan var. İlk defa aşkla ilgili bir şeyler dönmedi bu arada. Aslında döndü la. Çok ufak bir şey döndü de. Yani genel olarak teması aşk değildi. Bir ihanet mevzusu döndü. Ama o da hak ettiğini aldı yani. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familyam.